Şimdi CSS'imize devam edelim. Buradakileri silmiştik. Buradakileri geri getirmek için File menüsünden Revert diyorum. Tamam diyorum. Ok diyorum. Bize lazım olan ilk önce arka planımızı alalım. Burada bize lazım olmayanları bir temizleyelim. Biraz Ctrl'ye basarak scroll'la küçültelim. Ve bize tekrar slice tool'umuzu alalım. Slice tool'umuzla footer'a kadar çizelim. Genişliği önemli değil. Genişliğimizi daha sonra yakınlaştırarak bakalım. Bunu yeniden boyutlandırmak için Q'ya basalım. Ortaya gelelim. Burada önemli olan bu noktaların tekrar etmesini sağlamak. Beş piksel bu arkadaki artının ortasına geldi. 7 piksel. 7 piksellik bir genişlik bizim için yeterli. Ve noktaları bu artıların devamlılığını sağlayacaktır. Bakarsak aşağı inelim. Footer'a kadar yetişmemiş. Footer'a kadar yetiştirelim. Bunu seçelim. Daha sonra PNG32'den maddesi olmasın. Bunu Export Selected Slice diyerek geri gelelim. Tekrar bir klasör açalım. Layout diyelim. Bunu da Body alt çizgi BG olarak kaydedelim. Şimdi sitemize bakalım tekrar. Bizim sitemizde zaten bir arka plan var. Arka plana bakarsak nereden geldiğine. Buradan biz body'yi seçersek body'den geliyor. Body'ye de bakarsak style CSS'in içindeki satır 14 diyor. Hemen gidelim style CSS'imize. Satır 14. Satır 14'ü seçelim. Zaten burada da belirleyecektir. Sağ sonra çift tıklayarak devam edelim. Background'u varmış. Background'u kaldırıyoruz rengini. Browse diyelim. VP Content'in içindeki, temasının içindeki, Jugworks'un içindeki, Images'in içindeki, Layout'un içindeki BodyBG diyelim. Ve bu background X ekseninde tekrarlansın diyelim. Apply diyelim. Save all diyelim. Tekrar bakalım. Şu an bizim arka planımızı aldı. Aslında sadece bunu X ekseninde değil de Y ekseninde de tekrar ettirsek daha hoş olur bence. Y ekseninde de tekrar ettirdik. Tekrar bakalım. Şu an için tamam. Hemen devam edelim. Burada bizim yaptığımız divler vardı. Div ID saat, div ID tarih. Hemen bunlara geçelim. Bunları ilk önce temamıza bakarsak sağ tarafta yer alacağı için hepsini bir div ID header right diyelim. Nereye kadar? Search divinin sonuna kadar. Hemen divi kapatalım. Apply HTML comment diyelim.
Buradan kopyalayıp yapıştıralım. Div sonu diyelim. Şu an onları da bir div içine aldık. Hemen buraya gelelim. Bize saat ve tarih lazım. Saat ve tarihi, dolar, tarih. İlk önce PHP'yi açalım. PHP'yi açtık. PHP'yi kapattık. Şimdi dolar tarih eşittir date diyelim. Date tek tırnaklar arasında H iki nokta üst üste I iki nokta üst üste S olarak gösterelim. Noktalı virgülümüzü unutmayalım. Daha sonra dolar saat eşittir date tek tırnaklar arasında day boşluk mount ay year yıl ve D'de büyük D'de day olarak yazdıralım. Küçük D tarihimizi, büyük D bize günümüzü yazdıracak. Ve hemen gelelim. Saatin içine PHP echo dolar saat diyelim. PHP'mizi kapatalım. Tekrar PHP diyelim. Echo diyelim. Dolar tarih noktalı virgül PHP'mizi kapatalım.